benim sesim geliyor. Eğer ses alamayan arkadaşlarımız varsa sistem yöneticimizin ilettiği direktife uyum sağlasın lütfen. Ali Hocam çok teşekkür ederim. Ben de sizi gördüm. Ben de çok daha iyi oldum. Bugün neden buradayız? Sanıyorum kitle bayağı istekli. Kübra Hocam teşekkür ederim. O sizin güzel enerjiniz gerçekten. Enerji karşılıklı bu arada hissedebiliyorum. Ben de çok iyiyim. Seminerlerime devam ediyorum. Öğrenci görüşmelerime. 2024 süreci için biliyorsunuz erken kayıtlarımızı başlattık. Onlarla görüşmelerimiz oluyor. Böyle sizin gibi bilgilendirme seminerlerimiz oluyor. Harika. İstekli öğrencileri gerçekten çok severim. Çünkü yönlendirilmeye çok açık olurlar. Ve gerçekten başarıya da çok yakın olduklarını düşünüyorum. Yaparız tabii ki Ali Hocam. Yeter ki siz isteyin. Geçen hafta da bir seminerimiz olmuştu bu arada. Geçen haftaki seminerime katılanlar var mı? Daha önce tanıştığım öğrencilerim. Böyle belirli periyotlar oluyor. Evet Ali Hocam. Tekrarı kayıt altına alındı. YouTube kanalımızda ve resmi web sitemize tekrarına erişebilirsiniz. Yine böyle çok dolu dolu, verimli, güzel bir seminer gerçekleştirmiştik. Çok güzel. Şimdi hazırsak başlıyoruz. Öncelikle neden buradayız? Bundan başlayacağız. Hedefimiz 2024 yılında istediğimiz sonuca ulaşmak. Bu arada arkadaşlar bu seminerimiz karma bir seminer. Yani hem KPSS için hem DGS için, ALES için, YKS, LGS, ÖABT branşları, alan sınavına hazırlanan öğrenciler bunların hepsini kapsayacak. KPSS, ön lisans, KPSS hepsi için çok kıymetli bilgiler paylaşacağım sizinle. Hazırsak başlıyoruz o halde. Şimdi 2024 yılında evet sınava gireceğiz ama sen nasıl ders çalışmalısın? Yani hepimiz farklı ders çalışmamız gerekiyor. Neden farklı çalışmamız gerekiyor? Başarıya nasıl ulaşabileceğiz? Bunlardan bahsedeceğim aslında biraz daha. Şimdi bakalım. Ali ile Veli örneğimiz var. Çok severim bu örneği. Önce bir düşünelim. Hatta ben bu Ali ile Veli'yi örnek verirken siz kendi en yakın arkadaşınızı düşünün. İşte ilkokuldaki sıra arkadaşınızı düşünün ya da kardeşinizi düşünün, komşunun çocuğunu düşünün. Yani benzer özelliklere sahip olduğunuz bir başkasını düşünmeniz aslında yeterli. Evet Ali Hocam, Ali sensin. Şimdi Ali ile Veli aynı mahallede aynı yıl doğdular. Aynı okulda, aynı sınıfta okudular. Aynı öğretmenlerden ders aldılar. Aynı kitaplardan ders çalıştılar. Üstelik ders çalışma saatleri ve toplam derslere ayırdıkları süre bile aynıydı. Derken geldi, sınav çattı. Ali başarısız olurken Veli başarılı olmuştu. Sizce neden? Hadi bakalım, söz hakkı şimdi sizde. Neden olabilir arkadaşlar? Evet Ali Hocam, Ali başarısız oldu ama Veli başarılı oldu. Neden? Hadi bakalım biraz zihnimizi çalıştıralım. Can Hocam diyor ki yapacağına inanmıyordu. Ali Hocam diyor ki soruları sallamış olabilir Ali diyor. Ama şöyle bakın çalıştı. Arkadaşlar orada bir hemfikir olalım. İki öğrenci de bu sınava çalıştılar. Hatta aynı sürede çalıştılar. Aynı kaynaktan çalıştılar, aynı öğretmenlerden çalıştılar. Yani ortada bir emek var. Doğru çalışma süresi. Wow, çok iyi. Ali için uygun bir çalışma düzeni değildi diyor Sena Hocam. Nilgün Hocam çok güzel. Herkesin öğrenme şekli farklı. Aynı yöntemleri kullandıkları için başarılı olamadı diyor Buse Hocam. Birisi istekli çalışırken birisi isteksiz çalıştı. Evet bu da önemli etkenlerden biri. Her insanın çalışma stili farklı diyor Hacer Hocam. Çok güzel. Ali Hocam sınava geç kalmış ve girememiş olabilir. Evet o çok istisnai bir örnek ama girdiğini farz edelim. Ali çalıştı ama Veli disiplinli çalışmıştır diyor. Çok güzel. Motivasyon eksikliği. Bakın bu da çok önemli. Doğru söylüyorsunuz. Bilinçaltına gerçekten kazanacağına inandırmadığı için. Evet olabilir. Şimdi gelelim bakalım neden olmuş. Hazır mıyız sebebini öğrenmeye? Hazırsak geçiyorum. Tamamen aynı şartlara sahiptiler. Ali başarısız oldu, Veli başarılı oldu. Bunun en önemli sebebi arkadaşlar, herkes öğrenir,
Ama herkes farklı öğrenir. Yani bu cevaba yakın cevap veren öğrencilerimiz vardı bu arada. Onları öncelikle tebrik ediyorum bu kadar bilinçli oldukları için. Evet, doğru cevap buydu. Herkes öğrenir ama herkes farklı öğrenir. Yani bu demek oluyor ki Ali ile Veli'nin aynı çalışmayı yapmaması gerekiyordu. Aynı çalışmayı yaptığı için biri başarılı, biri başarısız oldu. Evet, o zaman Ali yanlış ders çalıştı. Tam olarak öyle Ali hocam. Çünkü Ali kendini tanımadı. Ali nasıl ders çalışması gerektiğini bilmiyordu. Ali hangi derse ne kadar zaman ayırması gerektiğini bilmiyordu. Ve bu yüzden Ali başarısız oldu. Ama Veli bunları biliyordu. Bunlara uygun bir stilde çalıştı. Bu yüzden Veli sınavda başarılı oldu. Peki, şunu mutlaka duyuyoruzdur arkadaşlar. Bize yıllardır hep öğretmenlerimiz ilkokuldan beri der ki çok çalışman lazım, telefon kullanmaman lazım, dışarıya çıkmaman lazım. Aman üniversite sınavına mı hazırlanıyorsun? Hiçbir arkadaşın olmasın. Aman sosyalleşme, aman hiçbir şey yapma, sadece derse odaklan. Bunlar size de tanıdık geliyor değil mi arkadaşlar? Bunları biz hep duyduk, yıllarca duyduk. Bakın üniversite sınavında duyduk. Hatta üniversiteden önce liseye geçiş sınavında bir duymaya başladık zaten. Üniversite sınavında duyduk. Hadi onu kazandık, üniversiteyi bitirdik dedik, rahatladık dedik, atanmak istiyoruz dedik, KPSS'de duyduk. Hadi onu da bitirdik, ben diyelim ki akademik kadro istiyorum. ALES'e girerken yine duyduk, sen böyle giderse kazanamazsın, böyle çalışma mı olur? Hep dışarıdan bize daha çok çalışmamız gerektiği öğretildi değil mi? Evet, ama aslında burada sorun şu değil. Ne kadar ders çalışırsan çalış, yanlış yöntemlerle çalışarak hedefine ulaşamazsın. Bir konuyu öğrenmek için, yani bir konuda başarılı olmak için kendi ders çalışma stilini keşfetmelisin. Kendi öğrenme yapını öğrenmelisin. Başka bir kaide yok arkadaşlar. Tek sır burada. Peki, tamam hocam, şunu duyar gibiyim. Tamam hocam, çok güzel anlatıyorsun. Evet, bunun ben de farkındayım. Ama ben bunu nasıl öğreneceğim? Nasıl kendimi keşfedeceğim? Kendimi tanımıyorum. Nasıl ders çalıştığımda verim alacağımı bilmiyorum diye olabilirsiniz. Çok normal ki bu seminere zaten bu yüzden katıldınız arkadaşlar. Şimdi bakalım biz bunları nasıl öğreneceğiz? Şimdi bir öğrenme stili denen bir kavram var. Bunu bu arada bilen arkadaşlarım var mı? Daha önce benim seminerime katılanların bilmesi gerekiyor. Hadi bakalım bir yoklama alalım. Öğrenme stili nedir arkadaşlar? Cevap bekliyorum sizden. Mutlaka bu seminerde öğretmenlerim de vardır. Onlar bence biliyorlardır. Öğrenme stili nedir? Hadi bakalım, herkesten yanıt bekliyorum. Hepimizin farklı bir öğrenme karakteri var. Herkesin farklı şekillerde öğrenmesi. Evet Buse hocam, doğru kısmen. Tamam, sizi çok merakta bırakmayayım o zaman. Öğrenme stili. Şimdi öğrenme zihinsel becerisine sahip her birey, yani hepimizden bahsediyorum. Öğrenme yeteneğine sahiptir. Yani arkadaşlar hepimiz bir şekilde öğreniriz. Ama her öğrencinin aynı şekilde öğrenmesini beklemek yanlıştır. Çünkü nasıl parmak izlerimiz farklıysa bilişsel sürecimiz de farklı. Önce bunu kabul ederek yola çıkalım. Önce ben tekim, ben özelim, ben farklıyım, herkes farklı. Önce bir bunun farkına varalım arkadaşlar. Bunu bir kabul edelim. Tamam, öğrenmeyi öğrendim. Öğrenme bu demek. Öğrenme bazı bireylerde, yani bazılarımızda çok hızlı olur. Çok kolay öğrenirim. Hani derler ya böyle, ay kıvrak zeka hemen kapıyor, lep demeden leblebiyi anlıyor. Bazılarımız böyledir ama bazılarında daha yavaş, daha aşamalı bir şekilde gerçekleşir. Ve bizim en büyük hatamız bence ülkemizdeki eğitim sisteminden bahsediyorum. Eğitim ortamlarında, yani dershanelerde, kurslarda, okullarda ya da işte diğer uzaktan eğitim kurumlarında toplu eğitim veren ortamlarda farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilere yapılabilecek en büyük haksızlıklardan biri de tek düze bir öğretim. Yani geleneksel model, yani klasik model. Ben eğitimimi aynı düzeyde veririm. Ali sen istersen öğren, Hacer sen istersen öğrenme, Veli sen istersen yarısını öğren, yarısını öğrenme. Genel olarak böyle değil mi arkadaşlar? Bir okul yıllarınızı aklınıza getirin. Şu an hatta eğitim hayatı devam eden adaylar da vardır içimizde büyük bir ihtimalle. Bu genel olarak böyle denmedi mi? Yani biz değil mi?
Yani bize şu sorulmadı değil mi? Tuğba, senin bir öğrenme karakterin var. Sen nasıl öğreniyorsun? Ben seni tanımak istiyorum. Bana kimse demedi mesela. Ama deseydi farklı olur muydu? Çok eminim çok farklı olurdu. Çok daha iyi olurdu. Belki daha kolay ilerleyebilirdim. Belki kendimi daha küçük yaşta keşfedip daha farklı alanlara da yönelebilirdim. Bu hepimiz için geçerli bu arada. Can hocam, dershane iyi olmaz. Neden iyi olmaz? Çünkü dershanede kitlesel bir eğitim var. Yani en VIP sınıfa bile gidip kayıt olsan 10 kişi, onunuzu aynı seviyede görüyor dershane, aynı öğrenme karakterine sahip gibi görüyor ve diyor ki Can, Ahmet anlıyorsa sen de anlayacaksın diyor. Ama o anlatım tarzı sana uygun değil. Ama senin unutma süren belki çok yüksek. Ama senin öğrenme hızın belki çok düşük, belki geç öğreniyorsun. Öğretmen sana özel bir yöntem belirlemiyor. Orada sen sisteme uyarsın. Uyamadığında başarısız olursun. Uyumaya çalıştığında uyman zaten mümkün değil. Çünkü kendini bilmiyorsun, tanımıyorsun. Neye gitmemiz lazım Can Hocam? Şimdi ona da değineceğim. Bizim eğitim modelimizden bahsedeceğim size. Ki bizim bu arada arkadaşlar zaten birçoğunuz tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum kurumumuzu. Özellikle beni çok fazla seminere katılıyorum. Biz TEKÜZEM olarak bir uzaktan eğitim kurumuyuz. Zaten bunu biliyorsunuz. Online eğitimlerimiz var ve farklı olarak özel bir eğitim modelimiz var arkadaşlar. Şu an Türkiye'de ilk ve tek kez hayata geçirilen yapay zeka destekli bireyselleştirilmiş bir eğitim veriyoruz biz öğrencilerimize. YouTube Hacer Hocam hiç olmaz. Çünkü YouTube'da hele bir filtre de yok. Yani orada milyonlara hitap eden bir video var. Ve sen o videoları editleyeceksin. Bu bana uygun, bu bana uygun değil. Bu seviyemin ilerisinde, bu seviyemin gerisinde çok fazla vakit kaybedersiniz. YouTube'u kesinlikle arkadaşlar önermiyorum. Hiçbir şekilde, hiç vakit kaybetmeyin. Şimdi gelelim. Tamam hocam, öğrenme karakterini de bize anlattın. Çok güzel oldu. Artık bir öğrenme karakterimizin olduğunu öğrendik. Bunu bilmemiz gerektiğini de öğrendik. Peki biz bunu nasıl keşfedeceğiz? Yani senin öğrenme karakterin ne? Bunu nasıl keşfedeceksin? Şimdi bunun sırrını açıklayacağım size. Öğrenme karakterinizi keşfetmeniz için arkadaşlar sadece bizim kurumumuzda uygulanan yapay zeka ile çalışan eğitim analizleriyle bu öğrenme karakterinizi, senin öğrenme stilin ne, zeka tipin ne, öğrenme hızın ne, unutma süren ne, dikkat dağınıklığın var mı yok mu, öz disiplinli misin, çok mu streslisin, çok mu kaygılısın? İşte bunların hepsini arkadaşlar biz sadece TEKUZEM'de uygulanan eğitim analizlerimizle birlikte ölçüyoruz. Bu analizlere katılıyorsunuz. Hocam halk evlerinde öğretiyorlar mı? Hayır. Can hocam, bu arada sizin branşınız nedir? Bu arada arkadaşlar ben branşlarınızı da öğrenmek istiyorum. Şu an hangi sınava giriyor genel olarak buradaki arkadaşlarım? Bir yazsın herkes. Ali ön lisans, Can YKS. Tamam. Diğer arkadaşlarım. Okul önceci Günce hocam. Meslektaşız. Ben de okul öncesi öğretmeniyim. YDT, YKS, KPSS. Ay, 11. sınıflar var içimizde. Ensar'cığım LGS, Türk Dili ve Edebiyatı Nilgün Hocam. Çok güzel. Azra YKS. Genel kültür yetenek. Sena Hocam, ilköğretim matematik. Çok severim matematikçileri. Sizin çok böyle farklı bir düşünce yapınız var. Mantıksal, sayısal. Çok severim. Ben sözelci olduğum için hep böyle sayısala karşı bir ilgim var onu başaranlara. Azra'cığım okul öncesi öğretmenliği istiyorsun. Çok güzel. Gelecekte meslektaş olacağız o zaman. Günce hocamın da meslektaşı olacaksın. Çok güzel. Yani karma bir kitle var. Yani şu an burada hem üniversite için ilk adımını atmak isteyen öğrencilerimiz de var. Hem de hocam ben artık mezun oldum. Mesleğimi elime aldım ama atanmak istiyorum. Hak ettiğim yerlerde olmak istiyorum diyenler de var. Öğrencilerime kavuşmak istiyorum diyenler de var. Bu analiz hepiniz için geçerli olacak arkadaşlar. Ve seminerin sonunda ben bu analizimize ücretsiz katılmanız için size link göndereceğim. Hepinizin katılmasını kesinlikle istiyorum. Çünkü sonuçlarınızı gördüğünüzde diyeceksiniz ki ben bu analizi neden daha önce çözmedim? Ben bile kendimi bu kadar iyi tanımıyorum diyeceksiniz. Bundan eminim. Hacercim hukuk istiyorsun. Çok güzel, eşit ağırlıktan hazırlanacaksın. Harika.
Şimdi biz bu eğitim analiziyle neyi ölçüyoruz arkadaşlar? Zaten içimizde öğretmenlerimiz de olduğu için bu arada eğitim fakültesinde bunların aslında kısmi olarak dersleri veriliyor. Yani her bireyin özel olduğu, herkesin farklı öğrendiği bir bilgiyi farklı sürelerde unuttuğu. Bu arada biz bunu neden şu an gündeme getirdik? Çünkü 2024 yılı için artık geç kalmamanız gerekiyor. Yani bu YKS için de söylüyorum, LGS için de söylüyorum, KPSS için de söylüyorum arkadaşlar. Çünkü erkenden yola çıkan bir öğrencinin hedefe ulaşma olasılığı çok daha yüksektir. Başarılı ulaşma olasılığı çok daha yüksektir. Bu yüzden yola kendimizi tanıyarak çıkmamız gerekiyor. Yani ben bu serüvende 12 ay, 13 ay gideceğim ama kendimi bilmem gerekiyor. Ben nerede eksiğim? Ben nasıl ders çalışırsam verim alırım? Bunu bilmem. Emin olun bundan sonraki yapacağımız bütün çalışmaları maksimum düzeyde verimliliğini artıracak. Hanifeciğim İngilizce öğretmenliği istiyorsun. O zaman sen de YDT'den gireceksin. Çok güzel. Bizim eğitim analizimize katıldığınızda görsel mi, işitsel mi, dokunsal mı yoksa karma bir öğrenme karakterine mi sahip olduğunuzu, mantığa dayalı mı öğrendiğinizi yoksa ezbere dayalı mı öğrendiğinizi, sayısal zekanızın mı kuvvetli olduğunu yoksa sözel zekanızın mı kuvvetli olduğunu, çok çabuk mu öğrendiğinizi, hızlı mı öğrendiğinizi yoksa yavaş mı öğrendiğinizi, öğrendiğiniz bir bilgiyi çabuk mu unuttuğunuzu, geç mi unuttuğunuzu, okuma hızınızın yüksek mi olduğunu, normal mi olduğunu yoksa düşük mü olduğunu ya da anlama hızınızın yüksek mi, normal mi, düşük mü olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Ve en önemlisi hazırlık sürecinde dikkat dağınıklığıdır. Şu an içimizde hocam benim dikkat dağınıklığı problemim var diyen var mı? Hocam ben masanın başına geçemiyorum, dikkatim dağılıyor. Kim onlar? Hadi parmak kaldırsınlar. Günümüzün en büyük problemi. Hepimiz kaldırdık neredeyse. Ben de kaldırayım hatta. Arkadaşlar bugünümüzün en büyük problemi çünkü uyaran çok farkı yani farkındasınızdır artık günümüzde bir öğrencinin ders çalışmaya başlaması zaten zor bir karar. O kadar uyarandan kendini alıkoyacaksın, mahrum bırakacaksın. Bu his bile öğrenciyi direkt böyle şey yapıyor, uzaklaştırıyor zaten. Bir yandan da hadi masanın başına zorlukla oturdum. Oturduğumda kalkamamam. Yani uzun bir süre en azından çalışmamı tamamlayana kadar kalkmamam gerekiyor. Ama artık o kadar uyaran ses olabilir. Dışarıdan gelen aile bireylerimiz olabilir. Hani az önce Cancım sen sordun galiba dershane hocam neden önermiyorsunuz diye. Çünkü dershanede odağın çok çabuk dağılabilir. Bir akran grubundasın. Zaten farklı muhabbetler de oluyor olabilir. Bu arada hepimiz için geçerli. Sadece YKS için söylemiyorum. Yani kalabalık bir ortamda ders çalışmak çok öyle her öğrencinin başarabileceği bir şey değildir arkadaşlar. Değil mi? Bak Cancım sen aslında ne kadar bireysel çalışmaya uygun bir öğrencisin. O yüzden dershane ya da halk eğitimleri ben kesinlikle senin için önermiyorum. Zaten bu analize girdiğinde göreceksin sen de kendi sonucunu. Şimdi dikkat dağınıklığı aslında arkadaşlar şu değil. Yani hocam ben ders çalışmak istemiyorum. Kesin dikkatim dağıldığı için çalışmak istemiyorum değil. Çoğu zaman arkadaşlar zihnimiz bize oyunlar oynar. Özellikle böyle ciddi kararlarda, biraz da zorlanacağımız kararlarda zihin o karardan bizi geri döndürmek için işte karnımız ağrır, yemek yemişizdir ama karnımız acıkır bir anda ders çalışmaya başladığımızda, işte başımız döner, hiç aramayacak bir arkadaşımız çat arar, hadi gel buluşalım, hadi gel buradayız. Ya da ağlamayan çocuğumuz tam o saatte ağlar. İşte bunlar aslında bizim enerjimizle ilgili. Yani sen ders çalıştığında kazanamayacağına o kadar kendini inandırıyorsun ya da o kadar çalışmak istemiyorsun ki her şey senin gözüne batıyor olabilir. Şu an bu sınıfta bile her şey benim gözüme batabilir. Eğer sizinle ilgilenmesem, eğer yaptığım işi sevmesem şu anda buradaki bardak bile benim dikkatimi dağıtabilir ya da elimdeki kalem bile. O yüzden bizim dikkat dağınıklığı sandığımız şey çoğu zaman dikkat dağınıklığı değil. Çoğu zaman o zihnin bizi yaptığımız çalışmadan alıkoyması için kullandığı bir bahane gibi düşünebilirsiniz.
Çok güzel. Hocam merhaba, ben Sözelciyim. Sayısal açıklığını Sözeller'de nasıl kapatmam lazım? Sözeller'de hangi derse ağırlık vermeliyim? Güllücüm, bunun için senin Sözel'deki bütün derslerdeki seviyeni bilmemiz gerekiyor ki birazdan o kısma da geleceğim. Yani bu eğitim analizi ne kadar önemliyse seviye belirleme sınavları da bir o kadar önemli. Çok kısa beklemeni isteyeceğim senden. Ve bir yandan da özgüvenimiz. Yani biz bu sınavda başarılı olacağımıza dair güvenimiz var mı? Yoksa hayır hocam, ben çalışsam da kendime güvenmiyorum, ben zaten kazanamayacağımı düşünüyorum mu diyoruz. Eğer böyle düşünüyorsanız arkadaşlar, yaptığınız çalışma tamamen çöp. Boşa yapıyorsunuz. Özgüveniniz yoksa ben kazanacağım, ben yaptığım çalışmaya güveniyorum, ben kendime güveniyorum, ben bir yıl sonra bu tarihlerde sınıfımda dersimi vereceğime kendimi inandırdım. Ya da ben hukuk fakültesinin kampüsünde diyelim ki şu anda çimlerde arkadaşlarımla oturup kahve içeceğim. Eğer sen bunu hayal edemiyorsan, eğer buna güvenemiyorsan, istediğin kadar ders çalış, zaten başarılı olamıyorsun. Bir de tabii ki öz disiplin var. Bu bir süreklilik istiyor arkadaşlar. Hiçbir zaman kısa süreli bir çalışmanın sonunda büyük başarı elde eden kimse olmamıştır. Bakın, bunu sınav için söylemiyorum. Hayatta gerçekten bir yerlere gelmiş kişileri hep gözünüzün önüne getirin. Hep bir süreklilik var. Belki adam günde bir adım atıyor ama her gün o adım atıyor ve bir bakıyorsun kilometrelerce yol gitmiş. Mesela burada istikrar, öz disiplin çok önemli kesinlikle. Bu eğitim analizimizde öz disiplininizin yüksek mi olduğunu, düşük mü olduğunu da gösterecek size eğitim analizimiz. Ve bunları bu analizimizle birlikte öğreneceksiniz. Sadece size özel, çıkan değerlerinize özel çalışma önerilerini de rahatlıkla alabileceksiniz. Tamam Cihan Hocam, yarın randevumuz var. Yarın arayacağım size. Matematik nasıl hallolur hocam? Cancım, matematik günümüzün bu arada birçoğumuzun yaşadığı problem. Öyle basit şekilde hallolmaz ama bunun da sırları var. Birazdan o kısma da geleceğim. Günce hocam, hemen sorunuza bakalım. Dersler sadece video kayıttan mı olacak? Canlı dersler olacak mı? Olacaksa hangi saatlerde olur? Günce hocam, siz şimdi okul öncesi öğretmenisiniz. Sizin gireceğiniz 3 sınav var. GGK, eğitim ve ÖABT. Canlı dersleriniz olacak hocam. Gruplar var. Gündüz grupları, akşam grupları, hafta içi, hafta sonu. Bu arada hepiniz için söylüyorum arkadaşlar. Yani hepinizi ilgilendiren bir kısım bu. Öğrencimiz istediği gruba kayıt olabiliyor Günce Hocam. Eğer kaçırdığı bir ders olursa videosu da sistemine yükleniyor. O yüzden canlı olarak da katılabilirsiniz. Kaçırırsanız videosunu da izleyebilirsiniz. Hepsini video olarak da izleyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Hem canlı hem video olarak bütün derslerimiz kayıt altına alınacak arkadaşlar. YKS Hacer'cim canlı olacak. Cihan Hocam, sizi yarın arayacağım. EKPSS öğrencimiz Cihan Hocamız. Yarın kayıt işlemlerini tamamlayacağız. Çok güzel. ÖABT akşam, GGK eğitim ürünleri akşam ya da gündüz seçenekleri sunabiliriz. Evet, kesinlikle. Yani gruplarımız var. ÖABT'de akşam 7 ile 10 arasında canlı derslerimiz oluyor. GGK ve eğitim ürünleri için de hafta içi ve hafta sonu olacak şekilde akşam ve gündüz gruplarımız var arkadaşlar. Bunları zaten kayıt olduğunuzda öğrenci işlerimizle detaylı olarak görüşüyorsunuz. Şimdi geldik bu eğitim analizleriyle, biz bunları öğrendik, tamam. Bu seminer sonunda, bu arada o yüzden sonunu beklemenizi istedim. Bu sadece tek uzamda uygulanan eğitim analizimizin linkini ben sizinle paylaşacağım. O link üzerinden hepinizin analizimizi tamamlamasını isteyeceğim. Hacer'cim, evet, biz bir eğitim kurumuyuz. Eğitimlerimizin ücretlendirmesi var. Ancak diğer bütün kurumların çok çok aşağısında, hele ki böyle bir eğitim modeline göre, yani seni sınavda başarıya %100 ulaştıracak bir sistem için ücret kısmı çok uygun. Onlarla ilgili de konuşuruz. Cancım, evet, yani Pomodoro tekniği güzel. Yani eğer senin dikkat dağınıklığın varsa uygulayabilirsin ama bunun öncelikle tespit edilmesi gerekiyor. Yani senin gerçekten dikkat dağınıklığın var mı yok mu? Bunu öğrenmen çok önemli ki bizim sistemimize eğer kayıt olursan, biz kayıtlı olan öğrencilerimizde bilgin olsun. Şu şekilde bir süreç ilerletiyoruz. Dikkat dağınıklığı süresini ölçüyoruz ve kaç dakika çıkarsa o kadar dakika ders çalıştırıp o kadar dakikadan sonra molasını verdirip gelip kaldığı yerden o şekilde devam ettiriyoruz.
Ali Hocam, ücretler yakın tarihte revize edilecek. Şu an ücretleri zaten gerçekten çok çok uygun. Bu arada arkadaşlar, sayfaya birlikte de gireriz. Ben bu noktada yardımcı da olurum size. Ama tabii ki benim seminerime katıldığınız için hepinize bir indirim kodu da vereceğim. Branşınız ne olursa olsun, kayıt olacağınız tüm eğitimlerde benim referansımla %10'luk bir indirim uygulayacağım. Ama seminer sonunda paylaşacağım bu linki. O yüzden sonuna kadar kalın lütfen. Şimdi öğrenme yapısını keşfetmenin yanı sıra, tamam, ben artık kendimi tanıdım. Nasıl öğrendiğimi biliyorum. Ne kadar sürede unuttuğumu biliyorum. Çok güzel hocam. Harika. Birinci adımı tamamladım. Sizce başka ne yapmam gerekiyor başarılı olmam için? İndirim uygulayacağım size. Şimdi sınavı tanıyorum artık. Kendimi tanıyorum. Mevcut seviyemi bilmem gerekiyor, değil mi? Mesela Ali hocamdan örnek verelim. Çok aktif katıldığı için onu örnek vermek istedim. Ali hocam, sizin branşınız neydi bu arada? Bölümünüz nedir? Kaç puana ihtiyacınız var? Ben sizden örnek vermek istiyorum. Ön lisanstı galiba hazırlandığınız sınav. Tıbbi sekreterlik. Wow, çok güzel, çok şanslısınız. Cihan hocam, işletme, tamam. Şimdi tıbbi sekreterlik için örnek veriyorum bu arada tamamen. Siz kendi branşınız için uyarlayabilirsiniz. Benim hedefim arkadaşlar, diyelim ki 85 puan almak. Atamak için 85'e ihtiyacım var. Ama benim o 85'e ulaşmam için şu an hangi seviyede olduğumu bilmem gerekmiyor mu arkadaşlar? Şimdi şöyle düşünün. Sen İstanbul'a gideceksin. Ankara'dan mı İstanbul'a gideceksin? İzmir'den mi İstanbul'a gideceksin? Bursa'dan mı İstanbul'a gideceksin? Yani tamam, okey, İstanbul senin hedefin. Ama yola nereden çıktığını hiç önemli değil mi? İşte seviye budur. Yani mesela Güncü hocam okul öncesi öğretmeni. Ben de okul öncesi öğretmenim. Biz ikimiz sınava hazırlanalım. İkimiz arkadaş olalım. İkimizin de atanması gereken puan zaten ortalama 80, 78-80. İkimiz de 80 almayı hedefleyelim Güncü hocam. Ama benim seviyem ileri seviye olsun. Ben 70'ten 80'e gideyim. Ama senin seviyen 60 olsun. Sen başlangıçtan git. O yüzden seviyenizi bilmeden yola çıkamazsınız arkadaşlar. Başarılı olamazsınız. Bu yüzden mevcut seviyenizi bilmek zorundasınız. Tamam, seviyemi de öğrendim ki bunu da sadece yine tek uzemde olan, sadece yapay zeka sisteminde olan özel konu bazlı. Bakın arkadaşlar, ders ders demiyorum. Her dersin kaç konusu varsa konu konu seviye belirleme sınavını alacağız sizi. Oradan çıkan sonuçlarınıza göre hangi dersin hangi konusunda hangi seviyedesin bunu belirleyeceğiz ve bunu özelde çalışma planınızı oluşturacağız. Yani artık senin orada nasıl öğrendiğini biliyorum. Senin derslerdeki seviyeni de biliyorum. Artık senin nasıl çalışman gerektiğini biliyorum. Başarılı olman için günde kaç saat çalışman gerektiğini yapay zeka bilir. Nasıl çalışman gerektiğini yapay zeka bilir. Hangi konuyu önceliklendirmen gerektiğini yapay zeka bilir. Şimdi Ali'nin güzel bir sorusu var. Hocam, mesela tarihin tüm konularında mı seviyemizi ölçüyoruz? Evet. Şimdi Ali hocam, tarihte diyelim ki 30 tane ünite olsun. İslamiyet öncesi, Osmanlı siyasi tarihi, işte Osmanlı tarihi gibi gibi gibi, İnkılap tarihi, Orta Çağ tarihi falan. Yani bir sürü bütün konuları gözünüzün önüne getirin. Sen belki İslamiyet öncesinde ileri düzeyde olabilirsin. Ama burada ileri düzeyde olman Osmanlı tarihinde de ileri düzeyde olduğun anlamına gelmiyor. Her konudaki bilgi birikimin aynı değil. Her konudaki seviyen aynı olamaz. O yüzden kaç tane konum var? Mesela ben size bir örnek vereyim. Şu an genel kültür, genel yetenekten sınava giren bir öğrencinin öğrenmesi gereken toplam 280 tane konu var. Bunu tek başınıza ölçmeniz mümkün mü? Ya 280 tane konunun hepsinde hangi seviyede olduğunuzu yapay zeka sistemi ölçüyor. Evet Can Hocam, KPSS. Sizin de branşınız aynı şekilde. KPSS'de de. Yani senin, ki bu sadece, bakın arkadaşlar, KPSS. Eğer ben öğretmezsem eğitim birimlerinde bir bu kadar. ÖABT'de bir bu kadar. Onları düşünün. YKS-S ile Cancım. TYT'de bir bu kadar. AYT'de bir bu kadar. Yani senin öğrenmen gereken konu
Çok daha fazla, belki de bunun iki katı. Ama biz işte yapay zekada hangi konuda hangi seviyede olduğunu bildiğimiz için hangi seviyedeyse ona özel bir çalışma planı oluşturuyoruz. Ve bu planı oluşturduk, tamam. Sizin programınızı da hazırladık. Çok güzel uyum da sağlıyorsunuz. Bunun bir takibi olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Ben sana programını yaptım. Yapay zekayım ben. Takvimin hazır. Sen gün gün giriyorsun, derslerine katılıyorsun, ödevini yapıyorsun, sorumluluğunu yerine getiriyorsun. Ne kadar ilerlediğini görmek seni mutlu etmez mi? Mesela hedefine 5 puan daha yaklaştım. Bu beni mutlu eder mesela. Ben bir sınava hazırlansam her hafta ne kadar çalıştığımı ben görmek isterim. Derim ki boşuna çalışmamalıyım. Yani ben karşılığını alıyorsam eğer çalışmalıyım derim. Ve mevcut seviyemin sürekli arttığını görmek beni motive eder. İşte biz yapay zeka sistemimizde size bunu tam olarak sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi mevcut seviyemizin keşfinde. Bu az önce verdiğim örnek aslında. Hedefim 90 kazanmam gereken puan. Herkes lütfen bu tabloya baksın. Şu anki puanım 70, eksik puanım 20. Yapay zeka sistemi ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Siz kayıt olduğunuzda eksik puanın ne kadarsa bu eksikliği kapatmak için sana plan hazırlıyor. Yani sen eksikliğini kapatmak için ders çalışıyorsun. Ekranı görebiliyor musun Cancığım? Mevcut seviyemi keşfettim. Size özel ders çalışma programını oluştururken de şu an içimizde arkadaşlar eminim ki çalışma yaşamı olan, eğitim hayatı devam eden, belki evli olan, çocukları olan öğrenciler vardır. Var değil mi bu arada? Herkesin sorumluluğu farklı. Bu da demek oluyor ki herkesin çalışabileceği süre de farklı. Evet. Evlilik arifesindeyim hocam. Çok güzel. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ali hocam. Hepimizin farklı. Heh, gördün değil mi Cancığım? O yüzden biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu sisteme kayıt olduğunuzda bakın YKS, LGS, KPSS, öğretmenlik sınavları, LGS hepsi için söylüyorum. Ders çalışabileceğiniz süreyi sizden alıyoruz. Sınava kalan zamana ve sizin derslerdeki konulardaki seviyenize göre sadece size özel çalışma programını yapay zeka sistemiyle hazırlıyoruz arkadaşlar. Üstelik bu programda senin öğrendiğin, öğrenemediğin, uyum sağlayamadığın konulara göre de her hafta ders çalışma programını yapay zeka sistemi otomatik olarak yeniden revize ediyor. Yani öyle bir program düşün ki dinamik, aynı kalmıyor. İlerledin mi? Yeni bir hamle. Geride mi kaldın? Yeni bir hamle. Stabil mi kaldın? Yeni bir hamle geliştiriyor. Bakın mesela burada örnek bir çalışma takvimi ekledim ben bizim öğrencilerimizden biri için. Mesela bu öğrencimizin dikkat dağınıklığı çok yüksekti. Ali hocam, yaklaşık olarak 6 yılımız aldı bu çalışmayı yapmamız. Çok uzun bir zamanımız aldı gerçekten. Ama her şey siz değerli öğrencilerimiz için. Çok teşekkür ederim. Helal olsun hocam, ne diyeyim diyor. Çok teşekkür ederiz. Yeter ki siz verim alın. Esin başarınız bunun karşılığı olacak inşallah. Mesela burada örnek bir takvim oluşturdum ben. Bunu inceleyebilirsiniz. Diyelim ki dikkat dağınıklığı yüksek bir öğrenci. Yapay zeka ne yapmış? Her 35 dakikada bir mola vermesini istemiş. Ya da Türkçeden mesela tekrar yaptırmış. Buraya dikkatli bakalım arkadaşlar. Herkes bir dikkatini şu tabloya versin. Türkçede tekrar yaptırırken matematikte konu anlatımı çalıştırıyor. Coğrafyada soru çözdürüyor. Neden hepsinde farklı çalıştırıyor olabilir? Hadi bir zihinleri çalıştıralım. Haydi bir çalıştıralım. Çünkü seviyeleri farklı. Evet. Çünkü seviyeleri farklı. Yani sen Türkçe'de ileri seviyede, o ileri seviyedeysen sana tekrara ihtiyacın varsa sistem sana tekrar yaptıracak. Ama matematikte senin seviyen temel seviyedeyse ne olacak? Konu anlatımından başlayacaksın. Eksik olan konusu az olabilir. Aynen öyle Yiğitcan hocam. Yani orada tamamladığın bir çalışma olabilir, kaldığın yerden seni devam ettiriyor. Bak bu çok önemli bir şey. Bunu görmeniz beni çok mutlu etti. Şimdi geldim performans. Bu tabloyu herkes görüyor değil mi? Bakın, kazanmak için eksik puanım, en düşük önem puanım, bu hafta çalıştığım saat,
çalışacağım saat, hedeflediğim puan, kazandığım puan. Burası çok önemli arkadaşlar. Bakın biz 24 yılına kayıt olan öğrencilerimizde bu panelle eğitim vereceğiz. Yani sen her gün, hatta her hafta buradaki tablonun arttığını, eksildiğini kendin göreceksin. Yani bir dersin senin için ne kadar önceliğinin olduğunu, haftalık o derse ne kadar çalışman gerektiğini ve çalıştığında kaç puan kazanacağını, nasıl çalışacağını biz belirliyoruz. Yapay zeka belirliyor. Bu sayede yol haritanı çiziyor ve çalışma performansını da takip etmiş oluyoruz. Yani sen bir konuyu çalıştın, o konunun sana getirisi kaç puan? 2 puan mı? Burada hedeflediğin puanın 2 puan eksiliyor mesela. Yani bu hafta kazandığın puan 2 puan artıyor. Sen hedefine 2 puan daha yaklaştığını görüyorsun. Bunu görmek ne yapar arkadaşlar? Gerçekten o aynı konu üzerinde ya da ben bu yöntemle verim alabildiğimi görürsem, yani hedefime ulaştığımı görürsem aynı özveriyle çalışmaya devam ederim. Şimdi Ali hocam şöyle hatta demiş ki bu sayfayla yatıp kalkarım hocam, çok iyi. Evet, gerçekten çok kolaylaştırıcı bir şey. Şimdi siz analize girdiniz. Seviye belirleme sınavını yaptınız. Çalışma programınızı yaptık. 2024 yılında bu sayfa de alınacak arkadaşlar devreye. Bu sayfayla çalışacaksınız. Sizin performans alanınız var. Oradan yaptığınız çalışmanın karşında aldığınız puanı görebileceksiniz. Bu bence çok büyük bir nimet. Bu yıllardır öğrencilerin yaşadığı en büyük problem. En büyük motivasyon kaybı burada oluyor zaten. Öğrenci bir çalışma yapıyor ama verim aldım mı, alamadım mı? Hedefime yaklaştım mı, uzaklaştım mı? Boşuna mı çalışıyorum? İşte zaten sizin burada olma amacınız da arkadaşlar, boşuna mı çalışıyorum? Bunu dememenizi istiyorum ben. Çünkü bu his çok kötü bir his. Yani sen bir şeye emek veriyorsun. Boşuna mı emek veriyorum? Boşuna mı çalışıyorum? Bunu yaşamanızı istemiyorum. O yüzden garanti bir sistemle çalışmanız lazım sizin. Tabii ki Ali hocam, hafta hafta gösteriyor. Şimdi Cancım, matematik ya da diyelim farklı bir ders. Eğer bir derste sen zorlanıyorsan, bunu bu arada hepiniz için söylüyorum arkadaşlar, hepinizi ilgilendiren bir konu. Çünkü mutlaka hepimizin zorlandığı bir ders vardır. Bu belki benim matematiktir, Ali'nin işte örnek veriyorum vatandaşlıktır, Güncü hocamın Türkçedir, Hacer'in işte tarihtir falan gibi düşünebiliriz. Eğer sen bir derste zorlanıyorsan ve yapamadığını düşünüyorsan, çalışmana rağmen o derste verimliliğin artmıyorsa, şunu net bir şekilde söyleyebilirim Cancığım sana, yanlış çalıştığın için. Yoksa çalışıp verim alamaman gibi bir durum söz konusu değil. Bak şu az önce verdiğim örnek var ya, kubiyi birinde konu çalıştırıyor, birinde tekrar, birinde soru çözümü. Neden dedik? Orada cevap verdiniz hatta siz. Çünkü seviyemiz farklıydı dedik, değil mi? Tamam. Matematikte zaten ön yargı var Ali hocam. Hiç o konuya girmeyeceğim. O ön yargıyı ben asla kabul edemiyorum. Nasıl böyle bir ön yargı geliştiririz? Ya matematik senin sınavının %25'i, buna bir lüksümüz yok arkadaşlar. Yani ben matematik yapmayacağım, küstüm oynamıyorum'a benziyor. Matematik yapmazsan atanamazsın. Çok net söylüyorum. 100 puan üzerinden 25'i matematikten geliyor. Böyle bir lüksümüz yok hiçbirimizin. Hayır, Türkçemiz de iyi değil ki diyor. Ya artık Türkçenin de matematikten zaten arda kalır bir yanı yok. O yüzden her dersi çok severim. Bakın, olumsuz bir ön yargı geliştirmenizi hiçbir şekilde istemem. Ki bizim sistemimizde bunu yaşayan öğrenci yok, biliyor musunuz arkadaşlar? Çok samimi söylüyorum. Neden yok? İşte oraya geleceğim. Şimdi matematikte senin temelin yok. Tamam, öğretmenini sevmedin, okula gitmedin, meslek lisesine gittin, açıktan okudun falan falan. Geriyi bırakıyorum, önüme bakacağım, arkama bakmıyorum. Bugün sen karar verdin. Matematikte eğer seviyen yoksa ön hazırlıkla başlaman gerekiyor. Tutup matematikten zor kaynaktan problemler çözmeye çalışırsan çözemezsin. Ve çözemedikçe küs olduğun derse daha da küsersin. Yani yanlış çalışma senin hem zamanını aldı hem başarısız yaptı mı yaptı. Böyle yapıyor öğrenciler. Evet. Bu yüzden bunu yapmamanız için arkadaşlar, sizin böyle bir sisteme kayıt olup matematikte seviyen sıfır mı, ön hazırlıkta biz senin anlayabileceğin şekilde sana o dersi anlatacağız. Senin anlayabileceğin şekilde programını hazırlayacağız. Ve Cancığım, sen sadece ona uyum sağlayacaksın. Yani gerekirse temel kavramlar mı? Tamam, gel temel kavramlardan çalışmaya başlayalım. Sen adım adım ön hazırlık yapacaksın. O bitti, konu anlatımına geçeceksin. O bitti, tekrara geçeceksin. O bitti, kolay soruya geçeceksin. O
O bitti, orta zor soruya geçeceksin. Sen bir konuda 5 basamaklı merdiveni çıktığında artık o konuyu öğrenmeme gibi bir durumun söz konusu değil. Hocam denemeler falan karma sorular soruyor. Keşke sizin yapay zeka gibi seviye seviye yayınlarda olsa. İşte bu çok güzel Ali Hocam. Bu yok ama ben bizim bu noktada öncülük yapacağımızı biliyorum. Hatta böyle görüştüğümüz yayın evleri de var. Bu kadar seviyemiz farklı farklı diyoruz. Öğrenme karakterimiz farklı farklı diyoruz. Evet. Peki bu farklılıkla birlikte yani neden hala biz herkesle aynı kaynağı ben oturup çözmek zorundayım? Ben sözel branş öğretmeniyim. Benim branşım okul öncesi. Sözelciyim. Benim sayısalda hiçbir temelim yok. Ben tutup da bir mühendisin çözdüğü soruyu çözemem. Ama biz aynı kitabı alıyoruz. Dershaneye gidiyoruz, ona da aynı kitabı veriyorlar, bana da. Ben çözemediğimde ne oluyor? Oturup ağlıyorum, üzülüyorum, özgüvenim kırılıyor. O çözüyor, mutlu oluyor. Neden? Bunun farkında değiliz işte. Evet, sisteme de entegre edeceğiz bu arada Ali Hocam. Çok yakında. Ülkenin seviyesi yükselir. Aynen öyle. Arkadaşlar inanın bizim bu kadar gayretimizin ya da yapay zeka sistemi üzerinde bu kadar emek vermemizin sebebi eğitimde eşitlik istiyoruz biz aslında. Çünkü mesela ben sizinle bir veri paylaşayım. 2022 yılında geçtiğimiz yıl toplam lisanstan işte 1 milyon 800 bin, işte orta öğretimden 900 bin, ön lisanstan işte 1,5 milyona yakın bir sayı. Ya toplasak böyle 3 bin, 3 milyon 900 bin kişi falan yani lise, ön lisans, KPSS lisans. Yani yaklaşık 4 milyon falan bir öğrenci sınava girdi arkadaşlar ve bunlardan şu ana kadar yapılan atamalarda toplam 31 bin atandı. Bu demek oluyor ki bakın oran orantı yapın 4 milyonu 31 bine bölün. %1 bile yapmıyor biliyor musunuz? Yani sınava giren her 100 öğrenciden bir tanesi bile atanamamış. %1 bile değil. Sen bana diyorsun ki hocam ben atanmak istiyorum. %1'in içine girmen gerekiyor. 99'a ineceksin. O %1 sen olacaksın. Nasıl olacaksın? Gelişigüzel kaynak çözmekle mi? Hayır. YouTube'dan video izlemek mi? Hayır. Arkadaşına program yaptırmak mı? Hayır. Bir gün çalışıp bir gün çalışmamakla mı? Hayır arkadaşlar, bunları o 99 kişi yapıyor. Siz eğer o bir kişi olmak istiyorsanız o bir kişinin yaptığını yapacaksınız. Kendinizi tanıyacaksınız. Programlı çalışacaksınız. Sistemden faydalanacaksınız. Ancak böyle o bir kişi içerisine girebilirsiniz. Kesinlikle öyle Yiğitcan Hocam. Bahsettiğiniz kurumdan işte Doping Hafıza'dan ya da farklı eğitim kurumlarından bizi ayıran en önemli özelliğimiz bu kişiye özel kısmı. Bakın hem sistemin sizi takip özelliği var, hem performansınızı kaydetme özelliği var, hem de öğrencinin seviyesine göre hareket ediyor. Mesela ben hiçbir kurumu duymadım ki kendim yılların öğretmeniyim, yılların öğrenci koçuyum, sizin gibi binlerce öğrenciyle yıllardır görüşüyorum. Ben hiçbir öğrencimden şunu duymadım. Hocam X kurumu gittim. Benim seviyemi analiz etti. Beni analize aldı. Beni tanıdı. Bana program yaptı. Beni de her hafta takip ediyor. Ben duymadım arkadaşlar. Bunu yapmıyor kimse. Evet. Kesinlikle. İşte bunu sadece biz yapıyorsak, madem bizim de yolumuz bu şekilde kesiştiyse, neden siz o 24 yılında mutlu olan tarafta, o %1'lik tarafta olmayın ki arkadaşlar? Ben bunu istiyorum. Ha şunu da soracak olabilirsiniz. Hocam sistemi bu kadar güzel anlattınız. Çok güzel. Ben bu sistemden faydalanmak istiyorum. Sistemde sadece benim koçluğum mu var? Sadece yapay zekam mı var? Hayır arkadaşlar. Biz size bu sisteme kayıt olduğunuzda YKS'ciler, LGS'ciler, KPSS'ciler, branşınız her neyse bütün branşlarda canlı dersleriniz olacak. Birebir öğretmen aynı benimle derse girdiğiniz gibi derslere girip bütün konuları sıfırdan anlatacağız size. Bu canlı derslerin videoları da olacak. Videoları da kayıt altına alınacak. Branşınıza özel Türkiye geneli deneme sınavlarınız olacak. Dönem içerisinde aynı birlikte gerçekleştirdiğimiz gibi rehberlik seminerlerimiz olacak. Size özel rehberlik seminerleri videoları da sisteminize yüklenecek ve PDF ders notlarınız da olacak. Yani bir öğrencinin eğitimsel olarak bütün ihtiyacını karşılayan içerikler olacak. Artı yapay zeka olacak, bireysel eğitimin olacak. Sen düşün bunlara uyum sağladığında neden başarısız olasın? Evet Ali Hocam, ön lisans var. Tamam, ben şimdi kurslarla ilgili sizi bilgilendireyim. Ali Hocam siz çok isteklisiniz. Sizden başlayalım önce.
Şu, bu arada bu seminere indirim soran arkadaşlarım burada mısınız? Özellikle sonunu beklemenizi istedim. Şu an bu seminere katılan bütün değerli öğrencilerim, branşınız ne olursa olsun 300 TL'lik indirim çeki kazandınız. Bakın bütün branşlarda 26 Haziran Pazartesi gününe kadar kullanımınıza geçerli. WhatsApp numaramız 551-592-58-35. Şimdi ben sistem yöneticisi arkadaşımdan bir ricada bulunacağım. WhatsApp hattımızın linkini atmasını isteyeceğim ondan. Arkadaşlar bu linke tıklamanız yeterli. Şimdi gelelim eğitime. Ben numarayı da ilettim. Direkt ekran görüntüsü de alabilirsiniz arkadaşlar. 300 TL'lik indirim kodunuz benden Seydiye, Tuğba hocamın seminerinden geliyorum yazmanız yeterli. Şimdi aramızda YKS'ciler ve KPSS'ciler zaten vardı. Hemen bir bakalım. Şu an sayfamıza girelim. Şimdi birtekuzam.com'u birlikte girelim. Bu arada analizi unutturmayın bana. Analiz linkini de ileteceğim size. Analizimize de birlikte bakacağız. Tekuzem'e bir bakalım. Tekuzam.com. Ali hocam sizden başlıyorum. Siz çok istekli olduğunuz için önce sizin eğitimlerinize bir bakalım. 2024 erken kayda geliyorum. Sonra YKS'yi de söyleyeceğim, LGS'yi de söyleyeceğim, ÖABT'leri de söyleyeceğim. Ücretleri görünce eminim çok şaşıracaksınız. Ali hocam sizin normalde kayıt olacağınız eğitimin ücreti 2.299 TL. Benden kazandığınız 300 TL'lik indiriminizle birlikte hocam ücret ne yapıyor? 1.999 lira yapıyor. Ve yine bu seminere katıldığınız için tüm kredi kartlarında geçerli vade faiz farkı uygulamadan 12 aya kadar taksit yapma sözünü veriyorum arkadaşlar size. 12 taksit kredi kartına. Çok uygun değil mi? Yani 1.999 liraya sen 17 ay sonra gireceğin sınav için şimdiden kayıt oluyorsun, çalışmalarına başlıyorsun, yapay zekadan faydalanıyorsun ve girdiğin sınavda başarılı olup atanıyorsun. Bakın hocam hem evlilik arifesindeymişsiniz de sizin atanmaya daha çok ihtiyacınız var. Şimdi gelelim YKS'ye. Hazır mıyız YKS'ciler? Hacer, Can, tutarları bakın çok uygun arkadaşlar. Burada da 300 TL'lik indiriminizde falan 4.000 liraya falan düşüyor. Hem TYT hem AYT var. Yine 4.000 lirada da kredi kartına taksit imkanı var. Gelelim ÖABT'lere. Aylık 166 lira. Nereye vermiyoruz ki arkadaşlar? Şu an bir arkadaşınızla bir kahve içmeye gittiğinizde inanın 166 liradan daha fazla para ödüyorsunuz. Bu sizin geleceğiniz, bu sizin kendinize yapacağınız yatırım. Bakın Ali hocam ne diyor? Hocam kuzenim üniversite için kursa kaydolacaktı. 30 bin lira istediler. Burada Ali hocam 40 binden başlıyor. Ben Ankara'da yaşıyorum. 40 bin. YKS dershaneleri 40 bin. Kesinlikle. Ya neden 40 bin veresin ki? Hadi 40 bin verdim. Böyle bir sistemleri yok. Seni tanımıyorlar. Kendin yine bütün yük senin omuzlarında olacak. Bunu yaşa istemiyorum. Hiçbiriniz bunu yaşayın istemiyorum arkadaşlar. ÖABT eğitimleri de evet, doğru. Ayşe'cim YDT için yok ama TYT için var. Sadece TYT'ye kayıt olabilirsin. Bakın arkadaşlar ÖABT eğitimlerimiz yani herhangi birinden örnek vereyim. Mesela Günce hocam okul öncesi öğretmeniydi. Bir bakalım onun eğitimine. Düşünseniz arkadaşlar 3 tane paket GGK eğitim ÖABT 4.599 lira. Burada da ben elimden geldiğince indirim yapıp 4.000 TL'den size yardımcı olurum. Evet Cancığım, bir de ekstra kitap parası, işte etüt parası, o parası, bu parası. Bak bizim sistemimizin en güzel özelliklerinden biri de şu Cancığım. 7/24 senin elinin altında zaten. Yani elinin altında senin sistemin. Akşam uykun mu kaçtı? Soru mu çözmek istiyorsun? Gir sistemine sorunu çöz. Ya da örnek veriyorum, bir konuyu anlayamadın mı? Ders bitti, gir yeniden gir izle ama hiçbir dershanede, hiçbir öğretmen arkadaşlar sen o konuyu anlayamadın.
anlamadım diye saatlerce gelip sana yeniden anlatmaz. Bunu kimse yapmaz. Anlayamadığında ne yapacaksın? Nasıl çalışacaksın? Yiğitcan hocam bir kontrol edelim. Siz bize bir WhatsApp'tan yazın hocam. Günce hocam aynen öyle. Ben size 4.000 TL'den yardımcı olacağım. YKS'de öğrencilerime de 4.000 TL'den yardımcı olacağım. KPSS, lise, ön lisans ve lisans grubu öğrencilerime de 1.999 TL'den bu seminere katıldıkları için yardımcı olacağım. Tabii ki Buse'cim sen yeter ki iste LGS'ye de bakalım. LGS. LGS'de bu arada bizim bu yıl yakın tarihte bir sınav oldu. Derece beklediğimiz çok öğrencimiz var. LGS grubu gerçekten çok çok avantajlı şu an için. LGS'ye bakalım. LGS erken kayıt. Kredi kartına da 12 taksitten faydalandıracağız. Bu seçim şu an LGS'nin ücreti 2.599 TL. Ama bu seminere katılan bütün LGS öğrencilerime ben söz veriyorum. Kayıt altına alınıyor zaten bu seminer şu anda. 2.000 TL'den yardımcı olacağım. 2.000. Bunu da kredi kartına peşin fiyatına taksit yaparız. Özlem hocam lisans grubunu ben size hemen söyleyeyim. Şu an lisans grubunun ücreti hocam. Hemen bakalım. 2.299 lira. 300 TL'lik indiriminizle birlikte hocam sizin ödeyeceğiniz ücret 1.999 liraya düşüyor. Ne demek Buse'cim? Sen istediğin liseye yeter ki yerleş. O yüzden şimdi sistem yöneticisi arkadaşımızdan ben yeniden Hanifeciğim belki yakın tarihte çıkabilir. Ben yine ismini not alırım. Eğer çıkarsa mutlaka sana ulaşırım. Sen WhatsApp'tan yaz yine bize. Yeniden WhatsApp numaramızı iletiyorum arkadaşlar. Bir saniye. Evet, paylaş diyelim. Bakın. WhatsApp numaramızın olduğu yere yeniden gelelim. 551. Herkes bir bu görüntüyü, ekran görüntüsü alsın. 592, 58, 35. Arkadaşlar ben de yazdım bu arada. Özlem hocam, kaynaklarınız sistemde yüklü. Başka hiçbir şey için ekstra bir ücret ödemeyeceksiniz. Kayıt olduğunuz günden gireceğiniz sınav tarihine kadar her şey bu ödeyeceğiniz tutarın içerisinde dahil olacak. Bu yıllık ücret Buse'cim. Evet, bunu sadece bir kez ödeyeceksin. Gireceğin sınav tarihine kadar başka hiçbir ücret ödemiyorsun. Ben yeniden numaramızı iletiyorum. 551 592 58 35. Bu numarayı Evet, genelde ben görüştüğüm öğrencilerim de çok şaşırıyorlar. Ama şaşırmayın biz öğrenci merkeziyiz arkadaşlar bizim zaten çok fazla binlerce kayıtlı öğrencimiz var bakın şu an çok iddialı bir şekilde söylüyorum bütün online eğitim kurumları içerisinde en eski olanı en köklü olanı Tekuzem'dir en fazla kayıtlı öğrenciye sahip olan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan tek kurum biziz o yüzden bizim zaten öğrenci sayımız çok fazla olduğu için arkadaşlar totalde zaten bizim hani kazanç olarak çok üst düzeydeyiz ama sorunumuz o değil yani sorun biz yapay zekayı daha fazla para kazanalım diye değil. İnanın ki bunun için değil. Eğer bunun için olsa arkadaşlar ben bu tutarın size 3-4 katını söylemem lazım. Eğer amacımız çok fazla para kazanmak olsa amacımız gerçekten başarı oranını yükseltmek. Yani biz yıllarca öğrenci görüşmeleri yaptık ve görüştüğümüz öğrenciler de 3 kez, 4 kez, 5 kez, 7 kez girdim. Bizi çok üzüyordu. Ya nasıl bir insan hedefi için 7 kez çabalar? Nasıl 7 kez girmesine rağmen kazanamaz? Biz bunun üzerine kafa patlattık. Ve 6-7 yıllık çalışmanın ürünüdür yapay zeka. O yüzden diyorum gözünüz kapalı güvenin, kayıt olun. İnanın dönemin sonunda diyeceksiniz ki iyi ki ben bu seminere katılmışım ya. Tuğba hocam iyi ki siz bizi bilgilendirmişsiniz. İyi ki kaydımızı almışsınız diyeceksiniz. Ben bundan çok eminim. Evet 50 bin 60 bin isteyecekler. Güncü hocam kredi kartınız varsa peşin fiyatını 12 aya kadar taksit sağlarım. Tabii ki de. Ali hocam çok güzel bir yere değindiniz. Diyor ki Instagram'da gördüm hocam. 5-6 yıl hazırlanıp sizle hazırlanınca atanan çok olmuş. O kadar çok ki. Her isim branşınızda sağlık teknikerliği, tıbbi sekreterlik, paramedik. Ön lisansta bizim derecelerimiz çok fazla. Yani evinin yakınındaki şehir hastanesine atanan öğrencimiz var bizim.
Ya çok devasa bir şey yani. Hatta sosyal bilgiler öğretmenliğinde Türkiye birincimiz var. Kendisi Düzce'de yaşıyor. Kulakları çınlasın. Rabia Aktaş hocamız. Onu görmüşsünüzdür reklamlarımızdan falan. Evinin yakınındaki aynı mahalledeki ortaokula atandı. Ya düşünseniz arkadaşlar, lütfen kendinizi onun yerine koyun. Atandın. İstediğin yere atandın ya. Senin yıllardır önünden geçtiğin okula sen atandın. Sen öğrencilerine kavuştun. Müthiş bir şey. Darısı size. Bakın bunu onlar başarabildiyse, bunu bizim bu yıla kadar binlerce öğrencimiz başarabildiyse, siz niye başaramıyorsunuz arkadaşlar? Aynı sistemle çalıştılar. Bireysel çalıştıkları için, bizim yönlendirmelerimize uyum sağladıkları için başarılı oldular. O yüzden şu an WhatsApp'tan bilgi almak ve kayıt olmak için size ilettiğim numaradan direkt seminerden geldim, Tuğba hocamın indirimini kullanmak istiyorum şeklinde yazmanız yeterli. Bence doğru zaman bu zaman. 24 için atanmayı iddianız varsa daha fazla gecikmenizi istemiyorum. Hayır, bu seçim, biz LGS'de de çok uzun süredir eğitim veriyoruz. Evet. Ali hocam diyor ki memur maaşları da zamlanacak. İnşallah biz de atanacağız. İnşallah hocam. İnşallah. Emek veren her öğrencimiz atanacak. Buse'cim sen de istediğin liseye yerleşeceksin. YKS öğrencilerim, siz istediğiniz üniversiteye, istediğiniz bölüme bu sistemle, yapay zeka ile çok rahat yerleşeceksiniz. Ben yeniden son kez WhatsApp numaramızı yazıyorum arkadaşlar. Bilgi almak ve kayıt olmak için buradan yazıp seminerden geldiğinizi iletmeniz yeterli. Ben de görüşmelere gireceğim. Çünkü çok yoğun, tam bayram arifesinde çok fazla kayıt olmayı düşünen öğrencimiz var. Kayıt için görüştüğümüz öğrencilerimiz, destek için ben de gireceğim. O yüzden ben sizi ararsam lütfen şaşırmayın. Tabii ki olur. Evet Ali hocam, bayramda tatiliz 4 gün. O yüzden bayram arifesine hemen bu kayıtlarımızı tamamlayalım, sürecimizi başlatalım. Böyle güzel bir tatil hak edin istiyorum. Var mı sorularınız? Sadece TYT ne kadar bakalım Hanifeciğim? Sadece TYT. Aha, çok teşekkür ederim Ali hocam. İşte bu sorduğunuz şeyler var ya, TYT'de işte matematik yapmayayım, Türkçe yapayım. Hani pazarlığa giriyorsunuz ya arkadaşlar. Sisteme kayıt olduğunuzda buna ihtiyacınız kalmayacak. Sistem zaten size konu konu net hedefi verecek. Diyecek ki sen 400 puan mı almak istiyorsun diyecek mesela Ayşe. 400 puan için burada bu kadar net, burada bu kadar net, burada bu kadar net yapman gerekiyor diyecek. Ve takvimini ona göre hazırlayacak zaten. O yüzden bunları siz düşünmeyeceksiniz. Şimdi TYT'ye bakalım arkadaşlarım. Aha, ne demek Günce hocam? Ben de çok teşekkür ediyorum. WhatsApp'tan yazın arkadaşlar. Biz de dönüş yapacağız. Sistem yöneticisi arkadaşımdan yeniden bir ricada bulunabilir miyim linki atması için? Şu an linke giriliyor galiba, değil mi? Bir problem yok. Şu an TYT ücreti Ayşe'cim 3.199 lira. Senin bizden kazandığın 300 TL'lik indiriminle birlikte 2.900 TL'ye düşecek. Bunu da kredi kartına 12 taksite kadar bölebiliriz. Cancım, günde kaç sayfa kitap okumalısın? Bunu, senin okuma hızını bilmiyorum öncelikle. Bunun için analize girmen gerekiyor. Ama sen bir YKS öğrencisisin. Ben şu son geçtiğimiz hafta yapılan soruları inceledim. Bayağı okuma anlama hızına dayalı, mantığa dayalı sorular vardı açıkçası. Yani günde minimum, eğer hiç alışkanlığın yoksa, bir 10-12 sayfayla başlamanı öneririm sana. Ama tabii ki bu biraz artacak. Evet. Link zaten WhatsApp'a yönlendiriyor bu arada arkadaşlar. Direkt linke tıklamanız yeterli. Eğer farklı bir sorunuz yoksa benden bu kadar diyorum. Bir sonraki seminerimizde görüşelim inşallah. Birçoğunuz zaten kayıtlı öğrencimiz olacağınız için kayıtlı öğrenci seminerlerinde görüşürüz. Şimdi güzel bir yere değindiniz Ali hocam. Arkadaşlar, bu ilettiğim tutarlar, size sağladığım 300 TL'lik indiriminiz 26 Haziran'a kadar geçerli. Yani pazartesiye kadar geçerli. O yüzden 26 Haziran'a kadar kayıt olmanız gerekiyor. 26 Haziran. Çünkü ayın 1'inde zaten ücret kısmı revize edilecek.
Ve bu seminerden kazandığınız indiriminizin de kullanım süresi dolmuş olacak. Çok mutlu oldum katıldığınız için. Çok güzel, çok aktif bir kitleydi. Ha Ali Hocam, evet, bugünden itibaren indiriminiz geçerli. Siz WhatsApp'tan yazın, ben hemen yerime geçince sizi arayayım, kaydımızı yapalım birlikte. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İnşallah arkadaşlar verimli olmuştur sizin için. Birçoğunuz da zaten artık kayıtlı öğrencimiz olacağınız için kayıtlı öğrenci görüşmelerinde, seminerlerinde inşallah görüşeceğiz. Umut ediyorum 24 sizin yılınız olacak. Atanma listesinde ya da o YKS'cilerim, LGS'cilerim için, o kazananlar, yerleşenler listesinde kendi isminizi göreceğiniz çok güzel bir yıl olur umarım. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz.